belki bu soruya konuşmanın başına dönerek cevap vermek lazım. İlk hemen kısaca hatırlatayım. Bence bu seçimin ilk kazananı Türkiye demokrasisi. Bunu üç gerekçeyle ortaya koyabilmek mümkün. Birincisi bir gerilime, bireysel olaylar hariç sükunet içerisinde genelde seçimin geçmesi. İklimin bozulmaması. İkinci gerekçe dediğiniz gibi çok büyük bir katılım. Gerçekten de gelişmiş ülkelerde, akademisyen olarak da bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bile %40'lara, %50'lere düşen seçim oranlarıyla karşılaşıyoruz. Amerika'da zaman zaman özellikle de yerel seçimlerde %30'lara bile düştüğünü görebiliyoruz seçimlere katılım oranının. Demokrasi gelişmiş devletlerde bile bu oranlar üzerine konuşurken Türkiye'de zaten Türkiye'deki vatandaşlar seçimlere tabiri caizse düşkündür. Orada rengini, fikrini, tepkisini belli eder ve her partiye mesaj verir. Burada da %88... %99.99 gerçekten tabii, dikkat çekici bir rakam. Türkiye genelinde de 90'ı bulan bir 90'a rakam. 90'a yaklaşan bir rakam. Dolayısıyla bu katılım oranı demokrasi açısından çok önemli. Bir diğer önemli husus, hani demokrasinin kazandığını ortaya koyabilmek açısından 7 partili bir parlamento aslında bizi bekliyor. Şu anda sanki AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi görünüyor ama HDP gibi görünüyor ama gerek CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekillerinin seçilebilme imkanları söz konusu. 3 ila 5 arasında bir Saadet milletvekili adayının CHP listelerinden gösterildiği söylenmişti. Yine AK Parti listelerinden gösterilen bir Büyük Birlik Partisi temsilcileri, milletvekili adayları var. Dolayısıyla onların da seçimi kazanması durumunda 7 partili bir parlamento üzerine konuşuyoruz ki temsil kabiliyetinin de özellikle ittifak düzenlemesi burada önemli. Bir demokrasi kazanımıdır. Çünkü ancak o sayede belirli partiler, ittifaklar çerçevesinde Büyük Birlik Partisi veya Saadet Partisi belki de mecliste temsil imkanı bulacaklar. Dolayısıyla hem ittifak düzenlemesinin burada demokrasi açısından önemini de görmüş oluyoruz. Hem de 7 partili parlamentonun %98'lere varan bir temsil oranıyla karşımıza çıkıyor olması da Türkiye'nin demokrasi açısından önemli. Bunu tespit ettikten sonra partiler bazında bir değerlendirme yaptığımızda elbette ki şu arkadaki haritada bize gösteriyor ki bir kere siyasal partiler bazında seçimi kazanan partinin AK Parti olması olduğunu öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü biz parlamenter sistemde seçimin kazananı olarak nitelendirdiğimizde şuna bakarız. İktidarı kim elde etti? Evet. Parlamenter sistem üzerine konuştuğumuzda mesela hükümeti kim kuruyor, yürütme yetkisini kim kullanıyor? Tabii ki kazanan